Ve CHP cephesiyle devam edelim. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet düşmanı isyanın temsilcisi Seyit Rıza'ya sahip çıkma girişiminin ardından çok tartışılacak bir başka çıkış daha yaptı. Kılıçdaroğlu, Kürt sorunu konusunda parti içindeki ulusalcı ve milliyetçi kanatların kendilerine engel olduğunu ileri sürdü. Anadilde eğitime yeşil ışık yaktı. BDP'nin desteğiyle milletvekili seçilen Levent Tüzel'in de katıldığı görüşmede PKK'ya yakın partilerle Kürt sorunu temelinde ittifak arayışlarının da gündeme geldiği bildirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ve partinin eski Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Levent Tüzel'i makamında ağırladı. CHP'deki ulusalcı ve yurtsever milletvekillerine yüklen. CHP'deki ulusalcı ve yurtsever milletvekillerine yüklendi. Kılıçdaroğlu, Tüzel ve Gürkan'ın CHP içindeki ulusalcı milliyetçi olarak nitelendirilen gruplara yönelik değerlendirmelerine yanıt verdi. CHP'de bazı kanatlar özellikle Kürt sorununun çözümü konusunda adım atmamızı zaman zaman engellemek istiyor. Ancak insan hakları ve evrensel hukuk kuralları çerçevesinde ana dilde savunma, tecrit gibi konularda tavrımızı ortaya koyduk. CHP Genel Başkanı'nın sözleri bununla sınırlı kalmadı. Kılıçdaroğlu ana dilde eğitime de yeşil ışık yaktı. İleride tartışılabilir dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Emek Partisi temsilcilerinin katıldığı toplantıda ayrıca Kürt